Sevgili Dreamflight Aviation Channel izleyicileri, tekrar merhaba. İki tane video yayınladık. Ivo, Watson, size iki tane network'ü karşılaştırıyoruz. Hem yanlış bir şey söylememek adına hem de en yetkili arzdan bilmek adına bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Serdar bizde. Serdar, hoş geldin öncelikle. Vakit ayırdın. Çok teşekkürler. Merhabalar Erim abi. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ya o kadar yoğun görevin arasında bir de şimdi Ivo, ne güzel ben sıyrıldım size, Güner'e kitlemiş, Güner sana kitlemiş. Bu şekilde böyle devam ediyoruz. Şimdi tabii sanal havacılar, sanal havacılık dostları tanıyorlar. Hem Ivo'yu hem Watson'ı, bizleri tanıyan var, tanımayan var ama hani ilk defa hep bu bir sanal havacılık lafı geçiyor. Nedir sanal havacılık ve Ivo bunun neresinde? Çok kısaca bir senden alalım mı? Öncelikle seni tanıyarak tabii. Önce Serdar'ı tanıyalım, arkadan Ivo'yu tanıyalım. Tabii ki öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben şu anda Ivo Türkiye Divizyonu Başkanlığı yapıyorum. 2008 yılından beri sanal havacılığın içindeyim. Gerek Watson gerek Ivo olsun her iki platformda da ben bulundum. Ve bulunmaya da devam ediyorum. Ayrıca yine 2008 yılından beri gerçek havacılığın da içindeyim. İlk uçuşumu 2008 yılında planörle yaptım. Aynen. 2009 yılında Silahlı Kuvvetler'in Kara Havacılık Okulu'ndan helikopter pilotu olarak mezun oldum. 2015 yılında CPLH, 2017 yılında CPLA lisanslarımı aldım. Hali hazırda havacılık yönetimi lisans eğitimime devam ediyorum ve uçuş simülasyonları üzerine de yüksek lisans testması yapıyorum. Süper. Böyle de bir akademik yönümüz de var. Harika, harika. Evet. Şimdi sanal havacılık dediğimiz nedir? Esasında bilgisayarla bağlandığımız zaman bir simülasyon, şimdi şöyle diyelim, bilgisayarlarımızda uçuş simülasyonları var ve nasıl işte online oyunlarda herkes bir ağa bağlanıyor ve birbirini görebiliyor. Uçuş simülasyonları da birbirine bağlandığı zaman uçaklar birbirini görebiliyor. Şimdi uçuş simülasyonları o kadar çok gelişti ki bunlar dünyadaki yeryüzü şekillerini neredeyse %80-%90 oranında, özellikle en son çıkan FS 2020 gerçekçiliğinde birebir modelleyebiliyor. Havaalanlarını aynı şekilde ve hava sahasını, gökyüzünü, bulutlarını hepsini çok gerçekçi bir şekilde modelliyor. Uçaklar aynı şekilde çok gerçekçi bir şekilde modelleniyor. Ve simülasyonlar birbirine bağlandığı zaman o zaman hava trafiği de modellenmiş oluyor. Aynı zamanda bunun yanında bu online sanal ortama isteyen kişiler ATC olarak da, hava trafik kontrolü olarak da bağlanabiliyorlar. Şimdi elimizde bir dünya modellemesi var, bir uçak var, bir hava trafiği var ve hava trafik kontrolörü var. Bu bildiğimiz gerçek havacılıkta olan her şeyin birleşimi ama sanal bir ortamda. İşte bu sanal havacılık. Okay, yani şöyle özetleyebilir miyiz? İnsanların evinin keyifli ortamında isteyenin pilot, isteyenin hava trafik kontrolü olarak aynı network'te aslında aynı hobiyi icra ettikleri bir ortam. Aynen öyle. Evimizde uçuş yapabildiğimiz bir ortam. Pijamalı pilotlar yani aslında. Evet, evet. Aynen. Peki Serdar, şimdi Ivo bu işin neresinde? Biraz Ivo hakkında bize kısaca bilgi ver. Daha sonra detaylı zaten Ivo Türkiye'yi ve yeni gelişmeleri konuşalım. Tabii ki. Şimdi bildiğimiz üzere iki tane büyük sanal network var, ağımız var. Birisi Watson, birisi Ivo. Bunun dışında geçmişlerde daha yükselip düşüşe geçen, günümüzde hala küçük çapta devam eden networkler de var. Ama en başarılı olan, günümüze ulaşabilmiş iki tane network var. Şimdi Watson'dan konuşuldu zaten. Bugün Ivo'dan konuşulacağız. Ivo evet. Nedir? Aslında biz Türkçe Ivo diyoruz, İngilizce IVAO olaraktan telaffuz ediyoruz. International Virtual Aviation Organization. Bir nevi ICAO'nun taklidi gibi ICAO'ya andırması insanların dikkatini çekiyor bir yandan. Ivo, şimdi bu networkler tabii farklı farklı noktalardan çıkıyor. Watson esasında Amerikan ekolü. Watson Amerikan orijinli bir şey network. Ivo da Avrupa orijinli bir network. Başarılı olduğu için bu ikisi, iki farklı ekol var önümüzde. Ivo'nun merkezi ise Belçika. Ivo Belçika merkezi, Belçika hükümetine kayıtlı bir dernek statüsünde.
Bu bir ücretsiz and non-profit organization diye geçiyor. Herhangi bir kar amacı gütmeyen bir dernek statüsünde İVO. Bu Belçika hükümetine kayıtlı ve sanal havacılık network'ümüze işte bağlandığımız bir uçuş ortamı sunabilen bize bir hizmet İVO. İVO'nun belli bir yapısı var. Evet. Evet, burada arka tarafta ana sayfasını açtın, güzel. İVO'nun şimdi bir organizasyon yapısı var. Çok günümüzdeki şirketlerin yapılarına çok benzer profesyonel bir teşkilatlanması var İVO'nun. Bu teşkilatlanmada farklı departmanlar var. Çok detayına girmeyeceğim. Gerçi şimdi evet Erim abi açtı. Bu departmanlar gördüğümüz gibi işte eğitim departmanı, training, membership, işte public relations, ATC, flight operations ve special operations gibi departmanlarımız var. Şimdi bu departmanlar tabii ki bu İVO'nun ana üst organizasyonunun departmanları, üst yapılanmasının departmanları. Aynı zamanda her ülkenin kendi divizyon, yani bölgesel yönetimi de diyebiliriz, bölgesi de diyebiliriz. Divizyon, yani division kelimesinden geliyor. Kendi teşkilatlanmaları da var. Ama asıl ana şeyin çatı teşkilatlanmasında bütün kuralların belirlendiği ve temel yönetimle ilgili ana kararların alındığı bir profesyonel bir yapı mevcut. Divizyonlar bir nevi divizyonlar hem bu departmandaki yukarı çatı departman yapılanmasındaki departmanların aldığı kararlara uygun bir şekilde davranmak şartıyla kendi içinde teşkilatlanıyorlar. Biz de mesela bu şu an hatırlamıyorum ama 90 civarında divizyonu var İVO'nun resmi olaraktan. Ve biz de Türkiye divizyonu olaraktan Türkiye'yi temsil ediyoruz. Süper. Peki şimdi biraz detaylı İVO Türkiye'ye girelim. Bence İVO'nun en aktif divizyonlarından bir tanesi. Yıllardan beri de zaten bunu koruyor. Kendine has İVO'yla çelişmeyen artı birçok kural var. İnsanlar bu kurallara uygun bir şekilde hem gerçeğe en yakın uçuşlarını ve hava trafik kontrolü hizmetlerini veriyorlar. Şimdi bize biraz İVO Türkiye hakkında bilgi verir misin? Şu anki yapısı, planları, neler yapıyorsunuz, üyeleri neler bekliyor, nelere sahip oluyorlar? Biraz detaylı sözü sana verelim, anlat istiyorsan. Erim abi, öncelikle bizim bir intro videomuz var. Intro videomuzla birlikte başlamak istiyorum ben. Tamam, hemen değil. Bir ekran paylaşımı yapacağım müsaadenle. Thank you.
Süper olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz Erim abi. Gene başlamadan önce öncelikle sizlere yani sana ve devamında Güner abiye ve Haluk abiye şükranlarımızı sunuyoruz. Sizler bu divizyonu kurdunuz. Çok büyük emekler gösterdiniz. Bizler bu bayrağı teslim aldık. Bundan dolayı onur duyuyoruz. Gerçekten çok büyük emekler verdiniz. Bizler de bunun devamını getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çok teşekkürler abi. Çok emin ellerde. Hiç gözümüz arkada değil. Sana ve ekibine de ayrıca başarılar. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Erim abi. Şimdi divizyonumuzu hızlıca biraz tanıtalım. Biraz daha detaylı olaraktan. Gene bir ekranı hemen hızlıca paylaşayım ben. Bazı görseller vereceğim ki biraz daha akılda kalıcı olsun diye. Evet, divizyonumuzun ana sayfası staff team'den başlayalım öncelikle. Toplamda 29 tane şu anda divizyonumuzda staff yani görevli arkadaşımız var. Ve bu 29 arkadaşımız şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 farklı departmanda çeşitli görevlerde bulunuyorlar. Bu ATC operasyonları, eğitim departmanı, üye ilişkileri departmanı, etkinlik departmanı, halkla ilişkiler departmanı, web departmanı ve fır departmanı. Departmanların hepsinin tabii çok detayına girmek bugün çok gerekli görmüyorum. Ama bazı departmanlardan özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü çok harika işler başarıyorlar bu arkadaşlar. Çok yoğun emekler gösteriyorlar. Aslında arka planda o kadar çok çalışıyorlar ki gözükmüyorlar. Erim abi öyle diyeyim. Ama arka planda harika işler başarıyorlar. O yüzden bugün biraz rakamlarla konuşacağım. Rakamlar biraz daha güzel ifade etmemizi sağlayacaktır kendimizi. Şimdi öncelikle eğitim departmanımız. Eğitim departmanımız buradan baktığımız üzere şu anda ekranı kaplıyor. Training departmanı olaraktan geçiyor. 12 tane staffımız var eğitim departmanında ve bu stafflarımızdan 3 tanesi gerçek pilot. Bir arkadaşımız eğitimine devam ediyor. Bir arkadaşımız A320 pilotu, bir arkadaşımız da uçuş öğretmenliği yapıyor şu anda. Ve bu ekibimiz tabii ki değişiklik gösteriyor. Görevini bırakanlar oluyor, sirkülasyonlar oluyor ama bu ekibimiz 2020 yılında toplam 30 ATC sınavı, 301 adet bireysel eğitim, 23 adet doküman çevirisi ve 6 adet eğitim videosu hazırladılar. Şahsen biz koşturmacada bazen farkına varmıyoruz ama rakamları birleştirdiğimizde biz bile şaşırdık bu rakamlara. Şimdi burada biraz bireysel eğitimden bahsedelim tabii ki. Bireysel eğitim 2019 yanılmıyorsam yılı itibariyle. Daha önceden böyle sınıflar açılıyordu, işte tarihler belirleniyordu, işte farklı müfredatlar, farklı şekilde. Bu şöyle ana sayfaya gelelim. Evet, farklı müfredatlar. Bu arada açıyorum bir saniye. Bu bireysel eğitim sayfamızı da açayım da arka planda o da gözüksün. Evet, yani bu iş birazcık gündelik oluyordu. İBO büyük bir atılım yaptı bu konuyla ilgili ve dedi ki bireysel eğitim altyapısı hazırladı. Birebir eğitim her üye istediği konuda bir eğitime başvurabilecek ve divizyonda görevlendirilen trainer arkadaşlar bu eğitimi gidecek o üyeye birebir verecek. İlk başta bize bile uçuk geldi bu. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız ama bir başladı ki ondan sonra gerçekten çok güzel verimler aldık. Şimdi baktığımız zaman mesela bizim ana sayfamızda bir şey soracağım. Yani şimdi şöyle mi? Ben diyelim girdim yeni üyeyim. Ve herhangi bir konuda atıyorum. Şu anda tam konuları şey yapmıyorum ama VFR konusunda bir eğitim almak istiyorum. Başvurdum. Bana otomatik yani sizin tarafınızdan bir eğitmen atanıyor. Özel ders gibi ben ders mi alıyorum? Aynen öyle Erim abi. O kadar üyeyle çok zor iş ama.
Bayağı zor iş. Yani. Ama gördüğün üzere biz bunun altından kalktık ve geçen süper, sene 301 tane bireysel eğitim yapmışız. Harika, süper. Ve bu ekibimizde dediğim gibi gerçek pilot ve gerçek uçuş öğretmeni arkadaşlarımız da var. Harika, harika. Okey, pardon, kestim sözünü. Devam hocam. Yok, ne demek. Şimdi baktığımız zaman burada mesela bu konuları biz belirledik. Bunlar divizyon inisiyatifine bırakılmıştır. Pilot eğitimleri ve ATC eğitimleri olmak üzere iki ana başlık üzerinde. Pilot eğitimlerinde konuları biz belirledik. Gerçek havacılık eğitimindeki programlardan hareketle bu konuları belirledik. Gördüğünüz üzere İVO ağının temelleri, bunlar tabii üyeler sahip oldukları ratinglere, yani rütbelere, sınavlara, eğitimlere başvurabiliyor. İlk gelen arkadaş gidip alet uçuş teorisini başvuramıyor. Diyor ki İVO ağının temelleri eğitimini alıyor ve bu eğitimi tamamladıktan sonra ve ratingini arttırdıktan sonra diğer konulara başvurabiliyor. Şimdi baktığımız zaman sesli muhaberat, meteoroloji, VFR uçuş ve alet uçuşu seviye seviye. Gördüğümüz gibi bizim İBO'daki bir rütbelendirme sistemimiz var ve o rütbelendirme sistemine göre derecelendirilmiş alet uçuş eğitimleri var. ATC eğitimine baktığımız zaman ilk üç eğitimimiz aynı. Daha sonra hava trafik kontrolörüne göre ve rütbelere göre bir kademelendirilmiş bir eğitim konusu sistemimiz var. Bu rating şeyler, eğitim sistemi rütbelerle entegre mi çalışıyor? Evet, evet Erim abi. Mesela sen FS AS3 rütbesindesin. Yani ATC student, ATC öğrencisinin 3. kademesindesin. Sen o zaman sesli muhaberat eğitimini, meteoroloji eğitimini, işte hava trafik kontrolör ADC eğitimini ve teori ve pratik eğitimini, ADC eğitimini alabilirsin. Ama APC seviyesine başvuramazsın. Ancak ADC, yani Aerodrom Controller rütbeni aldıktan sonra APC Approach Controller rütbeyine, sınavına, eğitimine başvurma hakkı kazanabiliyorsun. Süper, süper olmuş burada. Daha sonra evet, daha sonra mesela işte dokümanlarımızdan bahsettik. Şu anda geçen sene 23 doküman çevirisi yaptık ama şu anda bizim sistemimizde toplam 79 tane doküman var. Ve documents kısmına giriyorum. Gördüğünüz üzere 79 tane doküman var ve bu dokümanlara samimi söylüyorum, daha yakın zamanda işte bir üniversite öğrencisi arkadaşımız bizden atıf yapmak için izin istedi ve biz bunların bilimsel makalelerde bile atıflandığını gördük. Bu dokümanların, bizim hazırladığımız dokümanların. Bu dokümanlar, bu konular gerçek havacılık eğitimindeki birebir aynı konulardır. İngilizceden çeviridir. Türkçe'de bile sınırlı kaynaktır. Biz üyelerimize Türkçe, İngilizcesi yeterli olmayan, bunların İngilizceleri de var. İVO şeyinin, çatı üst şeyinin, HQ'nun eğitim departmanı tarafından hazırlanan İngilizceleri de var. Ama biz üyelerimiz İngilizcesi yetersizse, ki bizim zaten genelde gençlerimizi burada görüyoruz. Gençlerimizin İngilizcesi yetersiz olduğu zaman öğrenebilmesi için Türkçe'ye de çeviriyoruz ve böyle de bir hizmet sunuyoruz. Muazzam, ellerinize sağlık. Bir eğitim departmanı kanalımız var. YouTube eğitim departmanı kanalımız var. Burada da mesela işte videolarımız var. Gördüğünüz gibi. Geçen sene toplam videomuz 4, 8, 12, şu an 14 olmuş. Geçen sene bunlara 6 video ekledik. Eğitim departmanı bu şekilde. Bizim bel kemiğimiz aslında. Yani benim sanal havacılığa bakış açımda bir de şöyle bir şey var tabii. Yani sanal havacılık bir hobidir. Başlangıç noktası da oyundur. Ama gün geçtikçe o kadar gerçekçi olmaya başlamıştır ki, benim test çalışmam da bu konu üzerinde zaten. Ben uçuş simülasyonlarının, bilgisayar tabanlı uçuş simülasyonlarının üniversitelerde eğitim ve araştırma amacıyla kullanılmasıyla ilgili bir test çalışması yapıyorum. Şimdi o kadar çok gerçekçi bir noktaya geldi ki artık bunlar üniversitelerde araştırma amacıyla ya da eğitim amacıyla bile kullanılmaya elverişli bir şey sunuyor, ortam sunuyor. Ve havacılık eğitiminde tabii ki öncelikle gençlerin ilk defa havacılıkla tanıştığı yer genelde zaten
Bilgisayarlarımızdaki simülasyonlarımız oluyor ve bizlerle tanışıyorlar. Ben bizim EVO, yani sanal havacılık olaraktan VASSIM ya da EVO, bizim bir görevimizin de bu gençleri kazanmak, ülkemize kazandırmak, havacılık sektörüne kazandırmak olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğitim departmanına ben ayrı bir özel bir önem gösteriyorum. Eğitimi geçelim. Elim abi, uzun uzun konuştuk. Tamam. Etkinlik departmanına gelelim biraz da. İşin eğlence kısmına gelelim. Evet. Etkinlik departmanına katıldık, öğrendik, belli bir bilgi seviyesine geldik. Ne yapacağız bakalım şimdi abi, onu anlatalım. Evet, şimdi gelelim etkinlik departmanımıza. Şöyle events kısmını bir açalım. Toplamda 2020 yılında 25 etkinlik yaptık. Yaklaşık ayda 2 etkinlik ediyor bu. Etkinlik dediğimiz nedir? Tabii şimdi bunu bir açalım öncelikle. Etkinlik dediğimiz şey, o zaman şöyle başlayalım. Bir videomuz da burada vardı. Kısa, hızlandırılmış bir videomuz. Önce bir etkinlik videosu izleyelim. Ondan sonra biraz daha içini, etkinlik konusunun içini biraz daha açalım. Bu video da süper olmuş hocam. Tamam. Ellerinize sağlık. Valla insanın hemen uçuşu gidiyor. Evet, şimdi etkinlik. Teşekkür ederiz Erim abi. Şimdi etkinlik dediğimiz kabaca gördüğünüz gibi belli bir güzergahta sanal pilotlarımız uçuşlarını icra ediyorlar. Belli bir amaçları oluyor bazen. Bazen sadece özel bir günü anmak için yapıyorlar bunu. Ve birlikte hareket ediyorlar. Ve bu yoğunluk biraz daha sanal havacılığı gerçek havacılığa yakınlaştırabiliyor. Sektördeki ATC hizmetindeki mesela normalde 3-5 tane trafik görürüz bir sektörde. Etkinlik olduğu zaman bir sektörde 20-30 trafiğe kadar çıkabiliyoruz. Hatta gerçekte göremeyeceğiniz sayılara bile ulaşıp böyle çılgın durumlarla bile karşılaşabiliyoruz. Etkinliklerde iyi planlanması gerekiyor. Bu işten keyif alıyoruz. Devam ediyorum. Gerçekçiliği arttıkça keyif alıyoruz. Crowded Skies diye bir şey vardı böyle 2000'leri 3000'leri falan buluyordu. Devam mı hala yapılıyor mu etkinlik? Devam ediyordu abi. Serverlarda bir şeyimiz var. Altyapıda birazcık sıkıntımız var. Ondan dolayı executive kararı gereği askıya alındı şu an için. Çok yani toplu bu şey yüklenme etkinlikleri şimdilik evet overload etkinlikleri şu an için yapılmıyor. Yani yakın zamanda bir tane yaptık gene çok şey yapmadı iyi bir sonuç vermedi ama ara ara bunların serverları test etmek için bu etkinliklere EVO yapmaya çalışıyor. Önümüzdeki 2021 yılında da planlı var bakalım göreceğiz olacak mı olmayacak mı. Tabii Crowded Skies gibi divizyon etkinliklerimiz var. Bir de yerel, bir de uluslararası etkinliklerimiz var. Geçen sene toplam 12 tane yerel,
ve divizyonumuzun direkt birebir iştirak ettiği ve 13 tane uluslararası olmak üzere toplam 25 etkinlik icra etmişiz. Bu etkinlikler aynı zamanda uluslararası boyutta olduğu zaman biz misafir ev sahibi olaraktan, yeri geliyor misafir olaraktan gidiyoruz, yeri geliyor ev sahibi olaraktan ülkemizin reklamını yapmanın da başarılı bir hizmet sunmanın da keyfini, gururunu yaşıyoruz. Süper. Buraya katılan pilotlar herhangi bir ödül ya da bir şey alıyor mu? Tabii ki. Yani konu açılmışken bahsedelim. İvo'nun bir motivasyon sistemi var. Award sistemi dediğimiz, ödül sistemi dediğimiz İvo'nun şimdi bir bizim bir profilimiz var. Daha çok herkesin açık, herkese açık bir profili var ve bu profilde kazandığı rozetler var. Örnek olaraktan hızlıca benimkine girelim. Evet, gördüğünüz gibi mesela herkese açık bir profiliniz var. Burada işte uçuş saatiniz var. Ayrı ayrı kontroller olaraktan, staff olaraktan ve pilot olaraktan ve aynı zamanda kazandığınız ödüller var. Bu ödülleri çeşitli etkinliklere katılaraktan, çeşitli turları tamamlayaraktan ve kazanabiliyorsunuz. Bunlar bir motivasyon, bir amaç aslında. Çok her şeyi ödül almak için yapanları çok şey yapmıyoruz, çok uygun görmüyoruz ama bir anlamda da birlik beraberlik için bir amaç, bir hadi şunu almak için bir tur tamamlayayım gibi bir amaç sağlıyor bize. Süper. Şuradan şeye geldiğimiz zaman işte bu. Mesela divizyon awardlarından girdiğimiz zaman gördüğümüz gibi Erim abi işte hangi şartlarda hangi ödülü alabileceğiniz burada yazıyor. Şu turu tamamlarsan işte şurada işte ATC eğitimine destek verirsen ya da işte şu etkinliğe katılırsan gibi bu şeylerin şartlarını tamamladığınız zaman bu madalyaları, ödülleri almaya hak kazanıyorsunuz ve bunları profilinize taşıyorsunuz. Süper. Şimdi evet, bizim divizyon olaraktan etkinliklerimizin, etkinlik departmanımızda, etkinliklerimizin yanında turlarımız var. Bu turları dediğimiz gibi ödüllerden bahsettikten sonra bu turlarımızdan bahsedelim. Bizim etkinlik departmanımızın geçen sene hazırlamış olduğu toplam 15 farklı tur var. Buradan girdiğimiz zaman Division Tours sayfasında gördüğümüz gibi bizim 15 tane turumuz var. Bu turların farklı kuralları var, ondan sonra farklı senaryoları var, farklı uçakları var. Keyif alaraktan işte arkadaşlarımız, üyelerimiz uçuş yapıyor ve geçen sene biz 11 bin adet rapor onaylamışız toplamda. 11 bin. Evet, yani talep bu kadar yoğun ve dediğim gibi gizli kahramanlar gibi etkinlik departmanımızda. Kimse bilmez. Yani işte orada sadece ismini görür üyelerimiz. Ama bu arkadaşların bir yıl içerisinde 11 bin tane tur onayladığını bugün söylemeye de söylediğim için kendimi gayet mutlu hissediyorum. Ve ben de şaşırdım tabii ki bu rakamları topladığım zaman. Süper. Onların da ayrıca ellerine sağlık. Bu sene içinde 22 kesinlikle. Bu sene içinde toplam 22 etkinlik planladık ve planlı 22 etkinliğimiz 14 farklı turumuz var. Ve ayrıca bu turları ben bitirdim, sıkıldım diyenlere bir de Ivo'nun World Tour dediği, yani dünya turu dediği şeyleri var, turları var, vermiş oldu. Bu World Tour'ları da isterseniz işte gördüğünüz gibi farklı farklı şeylerde, senaryolarda, World Tour'ları da uçabiliyorsunuz. Bunlar biraz uzundur tabii. Bu turlarımız her sene ayrıca güncelleniyor Erim abi. Kaç bacak? Şimdi, 90 bacak maşallah. Dangerous Airport 90 bacak. Evet. Gayet bir uzun. Uçuyoruz galiba hocam bu arada. 63 bacağı uçmuşuz.
Evet. Yani güzel, çok keyifli bir tur mesela. Hiç bayağı bir heyecan yaşıyorsunuz. Yani meydanı gördükten sonra, yaklaşmaları gördükten sonra bayağı bir keyif veriyor insana. Süper. Keyif olaraktan uçulabilecek güzel bir tur. Evet, biraz cesaret istiyor. 90 bacak başlamak, ama başladık bakalım, bitecek gibi. İnşallah. Şimdi Erim abi, halkla ilişkiler departmanına geçiyorum. Halkla ilişkiler departmanımız bizim basın departmanımız, basınımız, dışarıya karşı yüzümüz, bizi temsil eden arkadaşlarımız. Şu anda İvo Türkiye Divizyonu'nun Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube olmak üzere 4 tane farklı sosyal medya hesabı, Discord'u ve forumu olmak üzere 2 tane de paylaşım ortamı bulunmakta. Bu arkadaşlarımız bu ortamlarda sürekli paylaşımlar yapıyor. Etkinliklerimizden üyelerimizi haberdar ediyorlar. Başı işte, ondan sonra İvo'nun işte, yani kendilerine ilgilen konularda işte gerekli duyuruları yapıyorlar. Ondan sonra sınavlarda mesela, eğitimlerde trafik ihtiyacı olduğu zaman duyurular yapıyorlar. Bunlar aslında. Bugün bir amacım da aslında bunların geçen sene boyunca yaptığı kaç paylaşım yapmışlar, onu da çıkarmaktı, ama onu yetiştiremedik Kerim abi. Gene uçuk bir rakam çıkacaktı eminim. Tamam, bunu bir Ama yerde onu da alırız toparlayamadık sizlerden. maalesef. Olur, inşallah başka zamana. Tamam. Şimdi sayfaları tek tek şey yap, ya da şöyle yapalım. Benim aldığım screenshotlar vardı Kerim abi. Hemen onlardan hızlıca bir şey yapayım. Ekran paylaşımı yapayım ve oradan göstereyim tek tek. Web'de sayfa aramak zorunda kalmayalım. Şimdi yeni bir sayfa. Şöyle. Evet. Şimdi şuradan. Öncelikle evet, burası Discord kanalımız. Discord kanalı bir çok hızlı, çok etkili bir paylaşım ortamı. Artık zaten bilmeyen kalmadı Discord'u. Sesli kanallar, yazılı kanallar, bütün üyelerimiz Discord kanalına girebiliyorlar. Bazı koşullarımız var tabii. İVO Türkiye üyesi olması ve bizim koyduğumuz kurallar çerçevesinde hareket etmesi dışında fazla işte Discord kanalından bizlere ulaşabiliyorlar. Ayrıca bizim eğitim, sınav, toplantı gibi günübirlik paylaşım gibi, duyuru gibi bütün ihtiyaçlarımızı da karşılıyor. Gördüğünüz gibi burası Instagram hesabımız. Burası Instagram. Ben sosyal medyada çok iyi değilim. Burası sanırsam Facebook. Evet, burası Facebook hesabımız. Burası Instagram hesabımız. Burası Twitter hesabımız. Burası da YouTube hesabımız. Videolarımız var. Bu paylaşımların yanı sıra geçen, yani bu sene itibariyle aslında geçen sene sonuydu. Bir girişimde daha bulunduk ve söyleşiler yapmaya başladık. Şu an için belli bir sekteye uğramış durumda, ama ilerleteceğiz. Amacımız konuyla ilgili devam edeceğiz. Bu mesela, şimdi bir afişe geleceğim. Mesela bir Günay Kaptanımız var. Günay Kaptanımızla bir söyleşimiz oldu. Havacılık üzerine konuştuk. Biz sanal havacılıktan konuştuk. O bize sorular sordu. Yayına katılan üyelerimiz sorular sordular. Cevap verdik. Ondan sonra gene bir söyleşimiz daha oldu. Bu da Instagram'dan havacılık kulübü diye şey yapan, Havacılık Kulübü TR isimli hesabın sahibi olan arkadaşımızla havacılık üzerine sohbet ettiğimiz ve bir ATC sektörünün nasıl yönetildiğini kısaca anlatmaya çalıştığımız bir söyleşimiz daha oldu. Ve bir çalışmamız daha var. Arkadaşlarımızın çok büyük özen göstererekten hazır yaptığı, çalıştığı, ortaya çıkardığı dergi çalışmamız var. Bu dergilerimize şimdi bir tekrardan buradan ekranı kapatıp web'e geçeyim ben.
Ana sayfamızda aşağı doğru devam ettiğimiz zaman magazin cornerımız var. Burada bizim dergilerimizin aylık olaraktan yayınlanmış sayılarına ulaşabiliyor üyelerimiz. Ve mesela bir Ocak ayı 2021 sayısını açtığım zaman burada işte havacılıkla ilgili bilgiler var. Gördüğünüz gibi hava süratleri İngilizce ve Türkçe olmak üzere. Daha sonra bu eğitim koordinatörümüz Gökhan hocamız var. Gökhan hocamıza bir söyleşi yapılmış burada. Bir sanal pilotumuz Erol'la bir söyleşi yapılmış. Ondan sonra İVO ile ilgili güncel bilgilere yer verilmiş. Ve işte etkinliklerimiz gibi, işte ekran görüntüleri gibi çeşitli sanal havacılıkla ilgili çok güzel böyle bir farklı bir bakış açısıyla hazırlanmış bir sanal havacılık dergimiz de var. Bu da yani bizim, bu arada bütün İVO üyeleri ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Aynen öyle. İVO üyelerimizin hepsi ücretsiz olarak ulaşıp okuyabiliyorlar bu dergileri. Harika. Şimdi bizim divizyonumuzun, biz divizyonu yönetiyoruz. Divizyon yönetimiyiz biz. Bildiğiniz gibi zaten sanal havacılıkta sanal hava yollarımız var. Peki onlar bu işin neresindeler? Sanal hava yollarımız da divizyon tarafından kabul edildiklerinde, takdir edildiklerinde, gereklilikleri sağladıklarında kendileri gerçekte olan bir hava yolunu, mesela Türk Hava Yolları ya da gerçekte hiç olmayan, tamamen hayal ürünü olan, mesela Real Wings Society gibi canlandıran ne denir? İştiraklar diyebiliriz. Bunlar kendileri web siteleri var ve İVO'da uçan üyelerimiz ayrıca o şeyi sanal hava yolunu temsil ediyor ederekten işte mesela Türk Hava Yolları boyaması da varsa boyamasıyla, kaplamasıyla ve call sign'ıyla Turkish 123 gibi Türk Hava Yolları call sign'ıyla işte uçuşunu sanal havacılıkta yapıp kendine bir nevi biraz daha gerçekçilik katabiliyor. Ve bu sanal hava yollarının da kendi içinde operasyonları var, kendi içinde çeşitli işte kuralları var, işte gerçeğe ulaşılmaya çalışılan ya da farklı senaryoları canlandırmaya çalışılan gerçek dışında senaryo şeyleri var. Kurum bir yapıları var. Sanal hava yolları işi biraz daha ciddiyet, biraz daha keyif katıyor, biraz daha gerçekçilik katıyor. Bizim Türkiye içinde toplamda bu şunu kapatalım. Evet, bizim Türkiye'de toplamda şu anda 13 tane aktif sanal hava yolumuz var. Ve bu sanal hava yolları tarafından 2020 yılında, gene geçen yılın sayısıyla konuşuyorum, 41.672 rapor edilmiş saat uçuş var. Bizim Türkiye'de genel üye sayımız da aynı zamanda 5.812, bunlardan 743'ü aktif ve İVO'nun gün gelmiş geçmiş bütün istatistikleri bir araya getirildiği zaman 1.661.449 saat uçuş ile dünyada 10. sıradayız. Süper. 1 milyon saat abi. Rakama bak yandılar. Aynen. Aynen, yani bir yılda 41 bin bu rapor edilmiş saat. Bunun rapor edilmeyen kısmı da var. Ve 2099'du galiba, değil mi Erim abi? 99 yılından bu yana toplamda siz divizyonu kurduğunuzdan beri 1 milyon 661 bin saat Türkiye tarafından kayıtlara geçmiş. Ve 10. sıradayız ama bakmayın, yüz ölçümü bizden çok çok büyük ülkeler var önümüzde. Evet. Amerika var, Rusya var, ondan sonra yani Brezilya var. Bu ülkeler yüz ölçümü itibariyle, nüfusu itibariyle bizim önümüze geçiyorlar ama biz Türkiye olaraktan eğer aktif üye sayısına oranla bir istatistik çıkarılacak olursa çok çok daha yukarılardayız. Onu aslında bir talep etseniz ya şeye, İVO Headquarter'a, yani aktif üye sayısına bir bölüp istatistiği tutsunlar. Çünkü geçmişten gelen tamam saatler var ama
Yani bence esas orada daha objektif olan şu andaki mevcut aktif sayısına göre kim ne kadar uçuyor, o sıralamayı yapmak. Var mı şu anda öyle bir sıralama? Şu anda yok, yok. Ama artık dediğiniz rahat gibi... Yapabilir. İvo'nun bu datası var. Bunu çok rahat çıkartabilir. Divizyonlar içinde acayip bir bence şey olur. Hani motivasyon kesinlikle. Ve itici güç olur yani. Evet, biz yani 10. sıradan yani bir 3-5 sıra daha yukarı çok rahat kesinlikle. Çıkarız. %100 çıkarız. Ve son olarak da biraz Erim abi, geçen haftaki yayında bir yazılımla ilgili bir konu mevzuat oldu. Arkadaşlarımız çok serzenişte bulundular. Aslında atlanılan çok ufak bir mevzu şey vardı. Evo ile ilgili yenilik vardı. Bugün şimdi bir de ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi aslında orada bir araya gireyim Serdar. Atlanılan bir şey yoktu. Özellikle onu vermedik. Ben şeylerde de yazdım. İki tane nedeni var bunun. Bir tanesi birebir sizden dinlemek. Çünkü yeni iki tane software var. Şu anda Evo'nun kendi official sayfasında da beta sürümü denen. Okey, çok büyük bir kısım bunu geçti, kullanılıyor. Ama sonuç itibariyle birazdan sen daha detaylı anlatırsın ama hani eski programların da kullanılması sebebiyle işte bir TeamSpeak olayımız var mesela, yıllardır herkesin şikayeti. Dolayısıyla beta olan bir programı şu an karşılaştırmadık. Birincisi bu. Ayrı bir chapter açalım buna diye. İkincisi ben mesela henüz ikisine de test etmedim. Dolayısıyla en yetkili ağızdan senden duyalım, doğru bilgiyi veririm diye. Yani özellikle bir atlanma yok, onun altını çizeyim. Bu iki sebepten dolayı şeye bakmadım açıkçası. Şu anda altitude'e hala bakamadım, kuramadım. Şey, laptop simülatör yok o yüzden. Ama Aurora'ya baktım, hakikaten muhteşem. Yani çok az detayı var. Senden de geçen konuşmamızda sözünü aldım, bana bir saat birileri bir anlatsın. Gerçekten çok keyifli ekranlar falan. Biraz detaylarını senden dinleyelim bu iki programı. Tabii ki Erim abi. Tabii ki sözümüzü verdik. Biz ilk fırsatta sana eğitimi vereceğiz. Tamam. Şimdi evet Erim abi, bizim öncelikle şu konuyu dan bahsetmemiz gerekiyor. Beta software'ımız Altitude ve Aurora'nın geliştirilmesindeki arka plandan biraz bahsetmem gerekiyor. Evo bu konuyla ilgili çok yıllar boyu bir eksiklik yaşadı. Bahsettiğiniz gibi EVAP ve EVAC. Evo ATC Client ve Evo Pilot Client dediğimiz eski yazılımlarımız. Bunlar uzun yıllarca hizmet verdiler. Güzel de stabil çalışan güzel yazılımlar. Bu süreç içerisinde bir EVAC 2 geliştirildi Evo'da, Evo tarafından. Ayrıca EVAC da Evo tarafından geliştirilmedi. Bu yazılımlar ücreti karşılığında satın alındı ve bunlarla ilgili de ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Hatta bunların telif hakkı ile ilgili böyle mevzular var. EVAC 2'de de aynı strateji izlendi ve bu yazılım geliştirilmesi için bir firmayla anlaşıldı. Ama o firma Evo'yu yarı yolda bıraktı. Bunun hayal kırıklığıyla ve maddi olaraktan da yaşanan sıkıntılarla Evo dedi ki biz bu işi kendimiz yapacağız. Kimseye vermeyeceğiz biz bu işi. Bizim kendi yazılımımız olacak dedi. Ve kolları sıvadı ve DevOps departmanı yaklaşık bir sene önce itibariyle Altitude ve Aurora'yı geliştirmeye başladı. Makis diye bir Yunan arkadaşımız var. O bu işin arka planında çalışan mentorumuz. Ve bu Altitude ve Aurora'nın geliştirilmesi bir süreç haline dönüştürüldü. Uzun soluklu bir süreç. Tamamen kendi ürünümüz olacak ve bu sürecin içerisinde işte çok da güzel şeyler de var, projeler var. Hem Mac'te olacak, hem Windows'ta çalışacak. Aynı zamanda cep telefonundan uygulaması olacak gibi daha gittikçe geliştirilecek. Çok daha çok fonksiyonlu bir hale getirilecek bu yazılımlar. Şu anda çok başarılı bir noktaya da geldiler aslında. En azından Windows'un da kullanılan beta'da desek şu an sürümler çok çok stabil. Ve
Kesinlikle inanılmaz derecede güzel, hoş fonksiyonları var. Bu TeamSpeak'ten bahsedelim biraz da. Tabii ki şimdi bu bir geçiş süreci olduğu için Ivo, IVAP'la IVAK kullanılıyor. Kaldırıp atamadığınız için IVAP'la IVAK'ı, yani yeni yazılıma da parasını verip de şey yapamadığınız için, hazır halde alamadığınız için bir gelişim süreci. Tabii ki de TeamSpeak altyapısını kullanmaya devam etmek durumundayız. Ama bu TeamSpeak önceden ayrı bir kendi penceresinde kullanıyorduk IVAK'la IVAP'ta. Artık bunlar software'larımıza entegre edildi. Artık TeamSpeak ekranını görmüyoruz. TeamSpeak ekranı görmüyoruz ve VHF efekt fonksiyonu eklendi. Aynı şey Watsim'de de olduğu gibi biraz daha gerçek havacılıktaki işte VHF frekansında mandala bastığınız zaman o çıt sesi geliyor kulağınıza. Ondan sonra ya da İki kişi normalde önceden arka işte iki kişi konuşuyor, üç kişi, beş kişi konuşuyor, sesler birbirine karışıyor. Şimdi iki kişi, üç kişi, iki kişi aynı anda mandalladığı zaman direkt sadece bir kişi konuşabiliyor. Diğeri blokluyor. Otomatik olaraktan VHF efekt bunu yapıyor. Yani gerçektekine biraz daha yakın bir şey veriyor. Yani o eksikliğimizi yazılımsal olaraktan TeamSpeak'in sanallığını, yani sanallığı hissettirdiği eksikliği biz VHF FX'de yazılımsal olaraktan giderdik. Ve şu anda dediğim gibi bu sorunları yaşamıyoruz. Umarım daha da kaliteli, daha da güzel, ileride belki, çünkü şu anda ileride, yani bu yazılımlar tam sürüme geçtiği zaman, IVAP ve IVAK bağımlılığı kalmadığı zaman Ivo'nun çok daha kaliteli bir ses server'ına geçebileceğimizi düşünüyorum. Ama şu Ne an için bu zaman bir süreçte. deadline var mı Serdar? Hani şu tarihte artık tamamen Aurora ve Altitude'a geçeceğiz. IVAP kullanılmayacak diye bir En kısa zamanda Erim abi. deadline var En kısa zamanda herkes HQ'da harıl harıl çalışıyor bununla ilgili. Canla başla çalışıyorlar. Çok büyük emekler gösteriyorlar. mı İvan? Ama dediğim gibi bu bir süreç. En kısa zamanda bitirilmesi için hepimiz bekliyoruz. Süper. Peki kolaylıklar şimdiden. Teşekkür ederiz. Bu yazılımların özelliği de dediğim gibi tamamen Ivo'nun kendi kaynaklarıyla geliştirilmiş yazılımlar olması. Hızlıca şey yapalım. Bu yazılımları gösterelim sadece. Sadece değişimi göstereceğim ben. Gene sadece ekran görüntüsü paylaşacağım sizinle. Evet, sonra bence hani bunlar için detaylı bir video yapalım. Eğitim departmanından birileri sen şey yaparsa daha detaylı bize anlatırlar. Onu da belki takipçiler görmek isterler. En azından daha Tabii ki. detaylı neler var neler yok. Mesela benim aklıma ilk gelen Weather Radar var mı? Bir ara IVAK'ta konulacaktı Weather Radar olsun falan diye. Aurora'da yapıldı mı bu yoksa daha duruyor mu? Yok, şu an Evet. sadece şu var. WebEye'da bir weather fonksiyonumuz eklendi. WebEye yenilendi. Ondan bahsetmedik. WebEye'da hava durumunu görüntüleyebiliyorsunuz artık. Yani bulutları falan görüntüleyebiliyorsunuz. Nerede Süper. ne var görebiliyorsunuz. Okay. Şimdi evet, bu ekranda şu an gördüğümüz eski IVAP yazılımımız, client'ımız. Ve şimdi bunu geldiğimiz zaman bu da Altitude client'ımız. Gördüğünüz gibi daha modern bir görünüme kavuşturulmuş durumda. Buradan üst taraftaki yazıların olduğu yer biraz daha büyütülmüş. Ondan sonra tuşlar alt tarafa yerleştirilmiş. Kom 1, kom 2 frekanslarınız gözüküyor buradan. TX, RX gördüğünüz gibi artık voice entegre edilmiş durumda. Buradan bastığınız zaman TX yanar. Karşı taraftan gönderme geldiğin zaman RX yanar. Ve işte mesaj barı var mesela. En çok işimize yarayan şeylerden birisi. Buradan artık mesajı açtığımız zaman tek tek oradan mesaj pencerelerini görebiliyoruz. Tek bir pencere içinde mesajların Yine hepsini tekst var yazışarak yani görüntüleyebiliyoruz. tekstten kurtulamadım. Text'imiz var, evet. Ve bunun text konusunda da bu otomatik text mesajları da aynı şekilde. Mesela text'te
yazılması gereken işte push backend startup mesela yazacak. Onların otomatik kalıpları da eklendi. Bunları bugün çok detayına girmeyelim. Belki evet. Dediğin gibi öyle bir video yaparsak Erim abi daha detaylı anlatırız bunların tamam. Şeyle yeni fonksiyonlarından. Şimdi hızlıca gene EVAC client'a geçiyorum. Yani ATC client eski ATC client'ımız. Gördüğünüz gibi şu an burada Türkiye şeye açık. Sektörü, sektör dosyası açık. Uzun yıllar kullandık. Keyifle kullandık ve artık Aurora'ya geçtik. Gördüğünüz gibi gene çok daha modern bir görüntüyü şeklinde görüntüye yapıya kavuşturuldu Aurora ve umarım onu öyle bir video hazırlarız. Gerçekten İnanılmaz işinizi kolaylaştıracak fonksiyonlar eklendi. Bunlardan birisi mesela Erim abi bilirsin. EVAC'ta mesela şey yaparız. 1, 2, 3 mesela şey yaparız. Ekranları yerini belirleriz, basarız mesela. Üst sektördeyseniz mesela işte aşağıda klerans vermek için hemen 1'e basarsınız. Ya da işte shift ile onun kısa yolunu atarsınız, aşağıya bakarsınız. Ondan sonra bir yukarı bir aşağı uğraşırsınız. Şimdi Altitude'da inset açıyorsunuz. Inset küçük pencere halinde mesela istediğiniz mesela diyelim ki LTBA'da approach açtınız. LTFM'ye Yeni İstanbul Havalimanı'na bir inset açtınız ve sürekli aynı anda hem ILS'e trafik vektörlerken aynı zamanda aşağıdakine taksi kliransı verebiliyorsunuz hiç ekranınızı yerinden oynatmadan. Bunun gibi harika, çok güzel özellikler eklendi. Gördüğünüz gibi mesela burada da VHF sağ üst köşede Traffic Manager'ın hemen yanında VHF kutusu var. Hı hı. Bu da VHF kutusu da bizim gene TeamSpeak penceresini artık kullanmadığımız. Buradan Aurora'ya entegre şekilde şeyimizin iletişimimizi, sesli iletişimimizi sağlayabildiğimiz yeni eklenti modül bu. Bunda aynı zamanda da VHF efektlerimiz de var. Süper. Vallahi gerçekten çok güzel gözüküyor. Detaylarını ileride mutlaka işleriz zaten birlikte. Bayağı büyük bir çalışma olmuş. Devam da ediyor. Umarım senin de söylediğin gibi en kısa zamanda da Full 2 programda kullanılmaya geçer. EVAC'la EVAC'tan da kurtuluruz böyle. Evet. Hepimizin temennisi inşallah en kısa zamanda Erim abi. Okey, Serdar iki tane sorum var. Sonra yavaş yavaş toplayalım. Bir tanesi özellikle bu bizim yayınladığımız videolardan sonra aşağıda birçok yorumlar oldu. Hani bazısı gerçekten konuşmaya bile değmez. Yani insanlar çok fazla kişiselleştirdi, yanlış yere götürdüler. Ama ben hani YouTube'da video yapan bir kanal içerik sahibi olarak özellikle bir şey dikkatimi çekti. Diyorlar ki iddia bu, senden cevap alacağız. Evo'da yayın yapan işte YouTube, Twitch vesaire özellikle onların tabiriyle söylüyorum trollenip bu ortamdan uzaklaştırılmak isteniyor. Evo'da böyle bir yasak var mı? Yani ben uçarken Twitch'ten yayın yapabilir miyim ya da işte bir YouTube yayını yapabilir miyim hep beraber uçarken? Erim abi tabii ki de birçok arkadaşımız yayın yapabiliyor Evo'da. Uçarken ya da sektör açarken bizim sadece şöyle bir isteğimiz var, kuralımız var. Siz uçuş planınıza veya ATC'nize eğer ATC açtıysanız yayın yaptığınıza dair bir remark ekleyeceksiniz. Eklemeniz gerekiyor. Ve bazı durumlarda mesela sınavlar olur, eğitimler olur. Bazı durumlarda da sınava giren arkadaşın yayın yapmasını istemiyoruz. Bazı böyle özel durumları biz zaten açık ve net bir şekilde belirtiyoruz. Gelelim senin soruna. Evet, bu konuyla ilgili biraz başımız ağrıdı maalesef. Bazı yayınlarda istemediğimiz olaylar yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor Erim abi. Biz şimdi her ne kadar divizyonu elimizde böyle emekle büyük bir özenle yönetmeye çalışsak da sonuçta burası herkese açık, ücretsiz bir ortam. Bazen bazı tatsız vakalar tecrübesiz arkadaşlardan olabiliyor, gençlerden olabiliyor
Ya da bazen bizi üzen yaşı başını almış arkadaşlardan da bu tip işte sorunlarla karşılaştığımız oluyor. Engelleyemiyoruz, diyalog kurmaya çalışıyoruz. Bu diyaloglardan olumlu sonuç alamıyoruz. Fakat bizim her zaman kurallarımız var. Kurallarımız ve aynı zamanda da prensiplerimiz de var. Bir, ne dedim mesela, gençleri burada kazanmak amacımız. Bazen gençlere ceza vermek yerine gençleri ikaz ederekten bir şeyden ziyade nasıl artık okullarda dayak yoksa bizde de işte hani gönül kırmadan nasihatle doğru yolu iletmeye çalışaraktan insanları kaybetmekten ziyade eğitmek, onlara doğru olanı anlatabilmek, onlara burayı sevdirebilmek, onları buraya kazandırabilmek gibi bazı prensiplerimiz de var. Ve biz her zaman bu kurallar ve prensipler çerçevesinde hareket ediyoruz. O yüzden yaşanan tatsız olaylardaki bazen insanların bizim neye göre karar verdiğimizi anlayamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar. Ama biz çok fazla şeyi aynı anda düşünüyoruz ve birçok şeyi göz önüne alaraktan karar veriyoruz. İvo'da duyuyoruz son zamanlarda böyle sürekli bir trollük serbest gibi bir kulağımıza geliyor. Bazı ortamlarda yazılıyor, çiziliyor. Çok kalbimiz kırılıyor bunları okuduğumuz zaman. Yani nasıl olabilir İvo'da trollük serbest? Yani kesinlikle işte bazı olayların karşısında işte yaşanmış bir olayı örnek göstererekten işte bütün bir camiayı bir olayı örneğinden hareketle suçlamak insanların artık kendisine bakaraktan, aynaya bakaraktan kendisine cevabını vermesi gereken hareketler. O yüzden biz kuralları İvo'da bir, gençlere sevdirmek İvo'yu, iki, aynı zamanda da herkesin huzur içinde severekten bu hobiyi icra edebileceği huzurlu bir ortam sunabilmek için kuralların uygulanması için, kuralların birebir uygulanması için canla başla çalışıyoruz. Yönetmeliklerimiz şimdi konuşurken o kadar böyle bir taraftan kafandan düşünüp kelimeleri böyle seçmeye çalışıyorsun ki yani üzgün anlatayım kimsenin de kalbi kırılmasın diye ben biraz daha açacağım çok müsaade edersen yayıncılardan hani ben de bir yayıncıyım şu anda şunu bir kere rica edeyim siz öncelikle şunun bir altını çizelim İvo'da yayın yapmanız toplu olarak uçmanıza da ATC yaparken yayın yapmanız yasak değil. Belli kurallar haricinde yani dediğiniz gibi işte remarksınız da bunu yazacaksınız. Sınavlar, özel eventler, daha doğrusu uçuş dönemini bozacak, uçuş ciddiyetini bozacak herhangi bir şey yapmadığınız sürece bir kere yayın yapabilirsiniz. Bunu bir cebe atalım. İkincisi bence yayıncıların unutmaması gereken şey kuralları olan bir ortamda oldukları. Yani kendi kurallarını koyamayacaklarını anlamaları lazım. Ben bunu böyle düşünüyorum. Yani diyelim ben yarın öbür gün ATC açtım. 10 tane de arkadaşım uçuyor. Öncelik İVO kuralları. Benim kurallarım değil. Ya da ben orada kural koyabilecek bir durumda değilim. Bunu anlarlarsa aslında çok daha keyifli bir şekilde uçuş, ATC ya da event her neyse yapılabilecek. Yeter ki bu işte 20 seneye yakın süren bu ortamın kurallarına uysunlar ve kendilerine verdikleri özgürlükte de rahatlıkla hareket etsinler diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Kesinlikle Erim abi çok güzel özetledin. Ben biraz lafı dolaştırdım. Esasında hep kural diyoruz. Herkesin kurallara uyması önemli olan temel esas. Aynen. Herkes kurallara uyduğu sürece hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Doğrusu yani, bu şekilde. Biz de onu sağlamaya çalışıyoruz. Son videoyu da seyrettim mi bilmiyorum. Erman'la konuştuk. WhatsApp tarafından. Evet. Aslında çok evet, güzel özetledi. Her iki ortamın da dediği kuralları var. Ama dedi, tamamen orada açan adamla aslında çok alakalı. Yani ATC hizmeti veriyorsa
o insanın bu işe ne kadar ciddiyetle baktı, ne kadar ciddiye aldı, karşısındakine ne kadar saygı gösterdiğiyle aslında alakalı. Keza tam tersi pilot tarafı da öyle. Bir nevi o anda Ivan ya da Watson'ın yüzü orada hizmet veren adam aslında. O nasıl davranıyorsa ortam öyle anılıyor. Herkesi tek tek kontrol etmek çok da mümkün değil. İşte 5700 üye diyorsun, 784, 800 de aktif. 800 tane staff olması lazım ki yani her birinin birine koyasın. O da mümkün değil. Herkes biraz elini taşın altına koyup her iki network'te de bunun bir hobi olduğunu unutmadan keyifle uçsunlar, ATC atsınlar. Artık şu kavgada bir an evvel bitsin inşallah. Yani kavgayı hiç istemiyoruz Erim abi, kesinlikle. Ne Watson'ı işte yermek, ne Ivo'yu yermek. Buradaki herkes, siz de işte biz de iki tarafı da biliyoruz. Buradaki herkes sanal havacılığı seviyor. Tek bir amaç için birlikteler. Watson olsun, Ivo olsun. Hepimizin gönlündeki şey aynı, istek aynı. Hepimizin şey yaptığı, ortak buluştuğu nokta sanal havacılık aynı. Yani bir bugün mesela o kadar çok rakamlardan konuştuk ki, yani basit bir bazı tek bir olaydan, tek bir örnekten bütün bir camiayı suçlamak, bu kadar insanın emeğine haksızlık yapmak ne kadar doğru bir davranıştır. Bu kadar insan gördüğünüz gibi neler yapmış bugüne kadar, 300 tane eğitim, 150 tane sınav yapmışlar, o kadar etkinlik yapmışlar. Yani bu öyle bir sevgi ki sanal havacılık, evimizden, ailemizden kısıyoruz, işimizden kısıyoruz, eğitimimizden kısıyoruz ve zamanımızı buraya harcıyoruz. Hiçbir karşılık beklemeden saatlerimizi, günlerimizi buraya harcıyoruz. Bu öyle büyük bir sevgi, sanal havacılık. Bir oyun değil asla. Tabii bir eğlence platformu denebilir ama asla bir oyun değil. Bir aile şeyi, sevgisi var, birlikteliği var insanlarda. Aynı zamanda da bir aile birlikteliğinin yanında bir dostluk var, kardeşlik var. Herkesin birbirini anladığı, aynı dilden konuşabildiği bir havacılık sevgisi var. O yüzden buradaki ortam çok değerli. Çok seviyoruz. Bizler hizmet etmeye elimizden geldiğince, gerek Watson'a gerek Ivo'ya elimizden geldiğince hizmet etmeye, gücümüz yettiğince hizmet etmeye devam edeceğiz. Gençlere sizden devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz ve gençlere daha havacılığı sevdirmek ve buraya yıllarını adamış emektar pilotlarımıza da daha keyif alabilecekleri bir ortam sunabilmek için elimizden geldiğince mücadele etmeye devam edeceğiz Erim abi. Serdar, çok teşekkür, vakit ayırdın. Devamını inşallah değişik konularda, değişik departmanlarla, hava yollarının temsilcileriyle mutlaka yaparız. Ben çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdın, katıldın. Bebek içeride uyumaya çalışırken sen bizle beraber oldun. Sana ve ekibine de büyük başarılar. Çok emin ellerde, içimiz çok rahat, onu gördük, seni daha yakından tanıdık. O yüzden ben sana ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha büyük başarılar imza atarsınız. Onları da hep beraber bu kameralardan, bu kanaldan sanal havacılarla paylaşırız. Tekrar teşekkür ederim katıldığın için. İnşallah Erim abi, asıl ben teşekkür ederim bize bu fırsatı sunduğun için. Görüşmek üzere.